Gerek tedbirler, gerekse sosyal yardımlar konusunda belediyeler de önemli bir rol üstleniyor kuşkusuz. Konuya bu açıdan da bir pencere açmak istedik akşam haberlerinde. İstanbul Sultan Gazi Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Dursun şimdi yayın konumuz. Sayın Başkan, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Kaan Bey, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun cümleten. 83 milyon bir mücadele içerisindeyiz, bir savaş içerisindeyiz. En tepeden en aşağıya kadar hepimiz koronavirüsle evet. mücadele ediyoruz. Hem de Ramazan-ı Şerif esnasında daha da yoğun bir mücadeleden, zorluklardan söz ediyoruz. Tabii hep birlikte verdiğimiz bir mücadelede yerel yönetimlerin, belediyelerin çok büyük önemi var vatandaşa ulaşabilmek, dokunabilme noktasında. Şimdi Sultan Gazi diyoruz, yaklaşık yarım milyon, hatta yarım milyondan fazla vatandaşımızın evet. yaşadığı bir ilçeden söz ediyoruz. Haliyle tedbirlerde, yapılan evet. çalışmalarda mutlaka ona göre. Neler paylaşmak istersiniz yürütülen çalışmalar hakkında? Doğru. Evet, teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi son derece zorlu bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs sebebiyle beklemediğimiz şeyler önümüze tabii ki çıktı. Ancak koronavirüs gündemimize girdiğinden beri özellikle temizlik konusu, dezenfeksiyon konusu birinci gündemimiz. Ve okulların açık olduğu dönemden başlayarak okul temizlikleriyle, kamu binalarının temizliğiyle, emniyet müdürlüğümüz, kaymakamlığımız, belediyemizin tüm hizmet binaları, caddelerimiz, sokaklarımız olmak üzere büyük bir çalışma yürütüyoruz. Bu büyük çalışmayı yürütürken çevre temizlik ekiplerimizle ve tabii ki yanında zabıta denetimlerimizle de bu süreci çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Dediğiniz gibi zor bir süreç, çok alışkın olmadığımız bir süreç ama elhamdülillah büyük bir ilçe olmamız hasebiyle 535 bin nüfusumuz var. Sultan Gazi'nin, bu güzel şehrin 535 bin nüfusu var. Koronayı öteleyebilme adına, temiz bir çevre yaratabilme adına ve insanları daha huzurlu olabilmeleri ve daha rahat olabilmeleri adına çok büyük gayretler gösteriyoruz. Dezenfeksiyon dağıtlarımız oldu. Bütün hastanelerde bu dezenfeksiyon aletlerimizi dağıttık. Aile sağlık merkezlerimizde, muhtarlıklarımızda, yani insanların yoğun olduğu, daha kalabalık olduğu yerlerde bu hijyeni sağlama adına çok büyük çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz tabii. Hani bir yaptık, tamam bundan sonrası yok diyemiyoruz. Periyodik olarak bu işlemlere devam ediyoruz. Tabii sadece dezenfeksiyon ve temizlik bu sürecin bir parçası değil, daha farklı süreçlerle karşımıza çıktı. Evet. Fakir fukaranın, garip gurabanın, ihtiyaç sahibinin yanında olmamız gerekiyordu. Onların da yanındayız, yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Ki Sultan Gazi'de şu ana kadar yaklaşık olarak 23 bin aileye gıda kolisi oluşturmuş durumdayız, ulaştırmış durumdayız. Bunun yanında sıcak yemek yardımlarımız var. Her gün yaklaşık olarak 2500 aileye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ancak sıcak yemek ulaştırırken yemeğini evde yapamayacak olanları, engelli olanları, yaşlı olanları tercih ediyoruz. Çünkü diğerlerine zaten gıda kolilerimizi ulaştırıyoruz. Bunun yanında yine 65 yaş üstü abilerimiz, ablalarımız için temizlik paketlerimiz var, hijyen paketlerimiz. Bunları da yine kendilerine ulaştırıyoruz. Haftalık olarak yine aynı kesime gıda paketlerimiz var. Bunların içerisi diğer gıdalardan farklı kahvaltı malzemeleri ve sebze meyveden oluşan bir gıda paketimiz. Bunu haftalık olarak veriyoruz. Ve bunun yanında yaklaşık olarak 1000 ailemiz bizim Vakıfbank'la birlikte bir protokol imzalamıştık. Kredi kartı formatında bir sosyal destek kartımız var. Bu sosyal destek kartını yaklaşık olarak 1000 ailemize ulaştırdık ve ortalama 250-300 liralık kredi kartı formunda harcamalarını yapabiliyorlar. Bu da diğer bir sosyal yardım veçesi. Bu ve benzeri yardımları oldukça yoğunlaştırıyoruz. Yetimlerle ilgili süreci unutmadık. Yaklaşık olarak 300 tane yetim kardeşimize biner liralık yardımda bulunduk. Yine onların yanında olma adına. Engellilerimiz var. Engellilerimize de aynı şekilde yardımlarımızı ilettik. Ki bu hafta engeller haftası. Ben bütün engelli kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Annelerine, babalarına sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çünkü engelin zihinlerde olduğunu biliyoruz. Eğer bizler zihinlerimizdeki engeli kaldırdığımız zaman o engellerin de önündeki bütün engeller kalkmış olacak. Bu ve benzeri yardımları yapıyoruz.
temizlik malzemeleri dağıtımı, hijyen dağıtımı yapıyoruz. Sosyal yardımlara ciddi manada yoğunlaşmış durumdayız. Ama hayat da bir taraftan devam ediyor tabii. Evet. Sosyal ve kültürel işlerimiz var. Bunlara da yoğunlaştık. Sultan Dedem diye bir figürümüz var Kaan Bey. Yaklaşık olarak her gün YouTube kanalımızda Sultan Dedem İbiş'le beraber çocuklara yönelik programlar tertip ediyoruz. Spor hocalarımızla yine YouTube kanalımız üzerinden, sosyal medya hesaplarımız üzerinden evde hangi spor faaliyetleri yapılabilir, vücut nasıl dinlenebilir, enerjik olabilir bunu yapmaya çalışıyoruz. Sultan Gazi'de çok güzel bir Sultan Gazi Kadın Kültür Sanat Akademimiz var. Buradaki öğretmenlerimiz tarafından yine el işiyle ilgili, el becerileriyle ilgili çeşitli faaliyetlerimiz var. Bunları da yine YouTube kanalımız üzerinden evde bulunan kardeşlerimize iletmeye çalışıyoruz. Bu ve benzeri işleri yapıyoruz. Ramazan ayındayız tabii. Ramazanın bereketiyle buradayız. Rabbim inşallah Ramazan'ın da bu bereketiyle koronavirüsü bir an önce memleketimizden alır diye dua ediyorum. Herkesin Ramazan bayramını da şimdiden gönülden tebrik ediyorum. Ama her zaman söylüyoruz. Sultan Gazi'de defalarca tekrar ettik, yine tekrar edelim. Bu süreci atlatmak elbette biz işlerimizi yapacağız, hayat devam edecek. Ama evde kalarak çok daha sağlıklı geçiririz. Çok acil işlerimiz olmadığı müddetçe, zorunlu işlerimiz olmadığı müddetçe dışarıya çıkmayın diyoruz. Bunu Sultan Gazi'ye de diyoruz, İstanbul'a da diyoruz. Sizlerin izleyicisi çok fazla, Türkiye'ye de diyoruz, dünyaya da diyoruz. Dolayısıyla evde kalırsak çok daha sağlıklı atlatırız bu süreci. Ve rehavete de kapılmamak en önemli taraflarından birisi. Bazen Sağlık Bakanımız açıklamalar yapıyor ve bu açıklamalar sonrasında acaba hastalık biraz daha düştü mü, ölü sayıları düşünce, vaka sayıları düşünce bir rehavete kapılma durumu olabiliyor. Ben rica ediyorum, rehavet bu işin içerisinde olmaması gereken, hiçbir şekilde rehavete kapılmamamız gereken bir durumla karşı karşıyayız. Rehavete kapılmadan inşallah bu süreci atlatacağız ve tabii ki şunu ifade etmem lazım. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun koordinasyonunda özellikle Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca Beyefendi'ye ve sağlık çalışanlarına ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyük fedakarlık gösteriyorlar. Ailelerinden uzaktalar ama her şeye rağmen bu süreci çok iyi atlatma adına büyük gayret gösteriyorlar. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese minnetlerim, bu sürecin içerisindeki her paydaşa minnet duygularımı da ifade etmek istiyorum. Evet, Sultan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Dursun, çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden bir kez daha efendim hem Ramazan dileklerinize katılıyoruz, hem inşallah bu mücadeleyi de hakkıyla 83 milyon hep birlikte vereceğiz ve iyi bir de Ramazan bayramı i̇nşallah yaşayacağız. Belki hani o hep söylediğimiz gibi eski Ramazanlar, eski bayramlar i̇nşallah gibi olmayacak ama bu musibeti atlattıktan sonra her şey çok daha güzel olacaktır diye düşünüyoruz. El birliğiyle. Sağ olun yayınımıza katıldığımız için. İnşallah, inşallah. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Covid-19'la mücadele. Tabii dünya büyük bir mücadele veriyor.